Herkese yeniden merhabalar videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Whimsy Stories Challenge'da bugün düğün yapacağız. Tabi çok fazla paramız olmadığı için böyle fazlaca para harcadığımız ve bütün arkadaşlarımızı çağırdığımız bir düğün olmayacak. Kendi aramızda düğün yapacağız. Ama en azından güzel kızımız Ari yapmak istediği şeylere bir adım daha yaklaşmış oluyor. Evsiz bir şekilde başladık ama şu an hayatımızda biri var. Hatta köpeğimiz var. Köpek sahiplendik. Şu an için iyi gidiyoruz. Fena değil. İlk başlarda tabii çok zorlandık. Gerçi hala biz çöplerden bir şeyler karıştırıyoruz. Ama yine de bize bayağı para geliyor. Burada Veronica bizi bir yere çağırıyormuş da şimdi gitmeyeceğiz. Çünkü işlerimiz var. Ee, bir önceki bölümde iş almıştım ve kombuça ile alakalı bir şeyler yapmam gerekiyordu. Onu tam anlamadım. Sonra kamera içeri içerisine baktım. Burada bunu alabilir misin? Çünkü şu tarafa gidelim, hem birazcık çöp karıştıralım. Kombu çayla alakalı bir iş almıştık ya, meyve suyu yapmamız gerekiyordu. Ona daha sonra baktım işte kamera arkasında. Herhangi bir ot yani bitkiyle alakalı bir onun meyve suyu şeklinde yapmamız lazımmış. Onu neyse ben yaptım ve gönderdim, oradan bize yüklü miktarda bir para geldi. 500 yazıyordu ama belki de çok iyi bir şekilde yaptık diye mi bilmiyorum. 800 kadar para geldi. Şuradan bir bakalım hatta ben silmemiştim diye hatırlıyorum. Aynen silmedim. Şunu bir saniye Ali'cim. Gel burada bir şeyler bak. Çünkü bizim cidden para ihtiyacımız var. Şimdi Caleb işe gitti. Şunu çıkarayım. Caleb işe gitti. 3 tane ayrı ayrı gönderdik. Hatta işimizde baya memnuniyetle karşılandık. Zaten çok iyi bir şekilde işimizi yaptık. E hayır ona gitmeyeceğiz Veronica. Sonra ha, Caleb çöpleri karıştırdı falan. Neyse işimizi hallettik. Ve işi yaparken e, freelancer meslek meslekte bug olmadı. Yani direkt gönderdim ve gitti. Hiçbir şekilde sıkıntı çıkmadı onu da söylemek isterim. E, şimdi neler yapacağız? Bu arada ben burada hani evsizlerin takıldığı bir yer vardı ya artık yavaş yavaş e, her taraf yeşillendiği için. Şuraya bakar mısınız? Gerçekten çok güzel bir yer oldu burası. O yüzden ben de burayı düzenledim. Dedim ki bu kadar yeşilliğin içerisinde çok kötü bir yer olmasın. Yeniden böyle galeriden e, Eko ile alakalı bir bar indirdim. Bugün buraya geliriz. Hatta bu işlerimizi halledelim. E, i̇şlerimizi hallettikten sonra akşama doğru buraya gelirim muhtemelen. Şimdi topluluk alanına gidelim de şey yapalım. Burada bir şeyler buldun da dur bakmam lazım benim araya. Bugün gerçekten önemli bir gün bizim için. Çünkü bir sonraki bölüm Belki de kendimize şey yapabiliriz. Ah Kelly, tamam gitsin diyelim. Hector, Hector diye bir arkadaşı varmış diyor ki daha yakından tanımak için dışarı çıkacağım, gideyim mi falan. Güzel fikir, git dedik. Yine biz pislendik. Harika. Her zaman başımıza gelen şey. Ee, başka ne yapmıştım ben ya? Ha, Doris, e, Angel ya. Adını köpeğimizin Doris koydum. Bu ne? Ha şey duvara asmak için değil mi? Evet evet. Tam bir şey kalmadı. Baya biz bir şey bulduk. Bunları var ya biz satsam. Şuraya gelip satsam mı acaba? Gel bakayım ya gidelim. Hatta Veronica da gelsin bizimle. Zaten bizi çağırmıştı. Gidelim hem orada biraz takılalım Veronica ile hem de satış yapalım. Bir de eve gidince inventöreye bakacağım. Bu ilk inventöresine herhalde muhtemelen bir sürü şeyimiz var. Çünkü çok fazla çöp karıştırdım ve satmadım da. Onları acilen satmamız gerekiyor. Veronica ile geldik, ee, güzel de bir yere geldik. Galeriden indirdim buraya çok hoşuma gitti. Çok kullanışlı bir yer. Gerçekten öyle. Ee, burada bir yerde müzik sesi mi var? Ha karaoke. Aa bunu yaparız. Bunu bunu Veronica yaparız artık. Şöyle güzel bir keyif yapalım o kadar nişanlandık. Bunun tadını çıkarmamız lazım. Dedikten sonra <laughs> bitirme keyfi. Güzel sesler gel. Aa şuraya biri gelse ya keşke. Hmm, çağırsam bin yüz lira çağırayım tekrar yani 100 lira bizden çıkmamış olsun. Hani kendisi gelmiş olsun bence. Çağıralım buraya. Tekrar kendimi yüz, lira yalnız. Yüz simelyon ekleyeceğim ama. Evet. Bu birazcık da olsa bizi şey yapacaktır. idare edecektir. Bir iki kere daha ellerini yıka. E ee, neden artmıyor? Heh, art. Yalnız ben bu 100 lirayı kendime alacağım tekrar. Tamam tekrar aldım. Veronica neredesin acaba? Aa, burada bir yerde eminim ama nerede olduğunu asla bilmiyorum. Aa bayağı gitmiş. İşi falan mı vardı da acaba gitti? E çünkü yok burada. Gel şuraya otur bir tekrar veronik'ayı Veronica'yı arar mısın? Eğer burada bir yerdeyse gelsin. Evet gerçekten gitmiş. Seni tebrik ederim. Ar arkadaşını kaçırdın. Biz çalsak bize de para verse keşke. <laughs> şu an şu an rol çalmıyor mu bu arkadaş? Şu an rol çalıyor. Kesinlikle rol çalıyor. Neredesin? Çabuk gel diyelim de. Şu an hava çok sıcak. O yüzden bunu yakmayacağım. Tamam. Birazdan geliyormuş. O gelene kadar o zaman şey yapalım. Bir şeyler içelim biz. Çok da para harcamak istemiyorum. Sen acıktın mı? Oturun arkadaşlar. <laughs> Aa sarıldı. Lütfen Tamam, şu an tutacaksın Ari, Ari birazcık, birazcık tutar mısın? Etrafın bu kadar güzel olması beni mutlu etti. Resmen çöpten yeşilliğe. <laughs> ne çabuk uh, içtin içeceğini? Hey, Cık. gidiyor. E ee, Aman Allah'ım Peki sen bizim honorumuz olur musun En azından e, tabii bu kadar şey yapmayacağım ben düğünü ama en azından çiçek falan bakmaya gittiğimizde e, sen de bizimle gelebilirsin. Honor nerede hmm. Neden göremiyorum? Harika görmüyorum Ha Honur Evet. Böyle her zaman yanımızda olsun diye. Ama evlendiğimizde kimseyi çağırmayalım ya. Böyle baş başa, kalıpla birlikte bir yere gidelim ve orada evlenelim sakince. Yüzüklerimizi falan takalım. Böyle daha iyi olacaktır. Kabul ediyor musun acaba Veronica? Biz e, gelinlik bakmaya veya <laughs> çiçek bakmaya falan gideceğiz de. Bizimle gelebilir misin? Ah harika. Kabul etti. Süper. Ya bu bunu bunu çekmeliyim. Bunu fotoğrafını çekmeliyiz. Şöyle güzel bir anı olarak kalsın bunlar. Ee, burada artık dinledik yani şey falan vermeye gerek yok. Senin çok fazla tuvaletin var. O zaman burada tuvaletini yapalım. Ha ben şey yapacaktım. Dur ben buraya tezgah açacağım. Asıl önemli olan şeyi unuttum ya. Hadi bakalım satmaya başlıyoruz. <laughs> umarım umarım çok satış yaparız. Şurada bir kahve mi içsen? Ee, bayağı çünkü enerjin düşük ve ben seni çağırdım. Bunun için üzgünüm ama mecbur çağırmış olduk. Evet şu kaslı arkadaş bence bizden bir şeyler alır. Buna inanıyorum. Sonra bak o kadar seni çağırdım sen de benden bir şeyler al. Ve Vera, Vera nerede? Bunlar gelsinler. Hadi neredesiniz? Gelin alın. Burada iş yeri senin nasıl geçti? Aa süper. İnterview yapmamız gerekiyormuş. Bayıldı. Keşke seni eve gönderseydim. E ee, bu kötü oldu. Niye kimse gelmiyor? Biri gelsin. Lütfen <laughs> alabilir misin? Ahli <laughs> konuşamadım. Sen hamile misin? 72 Smiley'ın güzel. Caleb seni eve göndersem çok iyi olacak galiba. Çünkü neden gönderemiyorum? Sos. Ee, evet, gönderemiyorum şu an. Ve baygınlık geçirecek yani. Hani şey de bir yer yok. Nepleyebileceği bir yer de yok ki. ...kötü oldu. Aa üst katta sanki koltuk mu vardı? Ah varmış harika. Gel gel buradan eplersin. En azından birazcık daha uykun... ...hafiflemiş olur. Allah Allah. Gelin çok güzel ballarımız var. Başka gelecek olan kimse yok mu? Şu kaslı arkadaş neden gelmedi? Hadi artık. Hey, gelebilir misin? Evet, başka kim olacak acaba? Harikasın. 72 Smelly'nin daha verdi bize. Başka neler var? Fan bak bir sürü kişi var hani herkes bir tane alsa 55 milyon kişiyiz burada. Çoğu elimizde kaldı. <laughs> Birçoğunun elimizde kalması dışında hiçbir sıkıntı yok. Aa o da bayıldı. 72 simelin daha sanki burada ara ara kuzey ışıkları falan mı çıkıyor bana mı öyle geliyor yani şu ışıklar tam onları yansıtıyor gerçi de çok şey yapamadım denk gelemedim ama bugünkü satışımız aşırı güzel değildi <laughs> deyip 72 simelin daha gelmesi ha üşüyorsun dur hemen hemen sana müdahale ediyorum Yok ya çok fazla alan olmadığı sebebini bilmiyorum. Ve geldik ama bu arkadaş neden burada? Ha bu arada bu bisiklet e, sanırım Caleb'ın bisikleti ve şeyden buldu çöpten buldu. Kendisinin çok fazla uykusu var gelsin hemen uyusun. E, köpeğimiz nerede acaba? Ah seni yerim ama sen hasta mı oldun? Ah bu köpeğim hasta olmuş. Pirelenmiş. Şaşırdık mı? Hayır. Seni bir yıkasam mı ben? Doris'i bir yıkayalım. Olmadı veterinere falan götürürüm ben onu. Bitkilerimiz ee, bitkilerimiz bitkilerimiz yüz 105 milyon yıldır <laughs> bir türlü büyümediler. Gel seni bir yıkayım ben. Sonra uyuyalım en iyisi ya. Çünkü karanlık şu an çok fazla bir şey belli olmuyor. Yarın zaten bir sürü işimiz var. Ee, Caleb da gelsin uyusun. Caleb her yerde bayılıyor. <laughs> Caleb'cığım sen de gel burada uyu. Ve gitti orada bayıldı. Şuna <laughs> bakar mısın? <laughs> Bunların hepsini ben satayım. Bunlar kuş tüyleri. Atalım inventory'e. Başka bir şey yok galiba. Doris, Angel Çocuğum, senin veterinere götürmem lazım. Günaydın ve çok erken bir saatte uyandık çünkü bugün bir sürü işimiz var ve Ari gördüğünüz gibi şu an böcekleriyle ilgileniyor, onları seviyor. Baya şu an onları öpüyor, seviyor falan. Ee, köpeğimizi ben gece şey yaptım. Neydi? Veterinere götürdüm. Orada işte köpeğimizin köpeğimize baktılar ve şu an köpeğimiz <laughs> kuşların korkulu rüyası oldu. Çünkü sürekli oraya girip kuş avlıyor. O yüzden böyle. Yani tipini böyle olması gayet normal. Hem çok pisleniyor hem bu şekilde. Ama susadın tamam farkındayım da sen neden kendini yoruyorsun? Bak senin maman nerede? Bak gel şu... Oo! Oh! <laughs> bu ne? Aman Allah'ım. Buradan acilen çıkıyorum. Gidip neplemek istiyor çünkü. <laughs> Aha yeni bir şey daha. Bugün önce topluluk alanına gidelim. Ah oh be sonunda harvest yapabiliyoruz. Süper. Bence direkt satalım ya. Sat gitsin. Şimdi ben şu inventöre bakacağım da ne var ne yok diye. Bir de iş alacağım tekrar. Şuradan bir freelancer iş alalım. Ee, yine acaba şey mi yapsak? Yani içecekle alakalı bir şey mi yapsak? Yoksa bunlar gerçi olmuyor. Ee, sağlıklı yaşam 250 200 250 O zaman ne yapalım <laughs> Halı keselim ya Ama gerçi yo şu içecekten alalım Süleden falan içecek yapacağız herhalde Şimdi o zaman e, şunu bir Alabilir misin Bizim çöp kutumuz var mı yok Değil mi Evet çöp kutumuz yok bunu aldık mı? Bunları da harvestledik. Ee, yine köpeğim ama temizlenmesi lazım. Gel bir seni yıkayayım. bu hal ne? Kalıp. Kalıp da orada içecek su falan. Şunları kalıp alır mısın? Bak bunları al inventory at. Tamam. Bir şeye bakacağım ya kaç paramız var yani toplam ne kadarımız var çünkü ben bir sonraki bölüm veya daha sonraki bölüm şu an net bir bilgim yok ama gidişata göre bakacağım küçük mikro bir eve çıkmamız lazım. Oha. Oha. <laughs> ne? Bun ha bunlar ne diyecektim? Bu Caleb'ın şu tam şunları şeyden bulmuş belli ki çöpten. Ama diğer yerler onun değil. Hani onun kaldığı yer vardı ya terk edilmiş gaz istasyonu. Oradaki olan şeyler. Allah'ım diyorum nasıl yani ne alaka. Bunları mesela kendisi zaten siyah gördüğünüz gibi belli oluyor. Çöpten bulduk. Bunu satıyorum. Bunu da satıyorum. Aynı şekilde bunda Galiba bunu da çöpten bulmuş. Bilmiyorum ama. Şu aynı şekilde. Şu ve bu. Tamam bu, bu değil mesela yani bilmiyorum. Bunları temizlemem lazım benim. Kesinlikle temizlemem lazım. Bir an gerçekten şok oldum dedim ne alaka. Şunu mesela belli yani şeyden bulmuş değil mi? Evet aynen bunu satıyorum. Sıfır mı? Bu beni üzer. Şunu uf 4500. Harika. Ama sıfır. Aa, ne alaka çok saçma. <laughs> Başka bir şey var mı? Bunları gerçekten düzenlemem lazım. Eee peki 7.000 oldu. Herhalde mikro eve paramız yetiyor. Birazcık satış falan da yaparsak 25 sm'den oradan geliyor. Tamam bu kadar yeterli herhalde. Eee gel bakalım arayı bir öpelim istersen işten geldikten sonra çünkü bugün artık şey yapacağız. Hani düğünü yapacağız. Diyor ki heyecanlı mısın? Bugün düğünümüzü yapıyoruz. Ya, Are diyor ki çiçek bakmaya gideceğim. <laughs> şey <diyeyim. gülüyor> tamam çok gidiyorsun. Hoşça kal. İşte çok çok çalış ve bize çok para getir. Tamam çok çalışsın iş yerinde. Soya fasulyesinin meyve suyu olarak yapmamızı istiyor. Sonra bunu toplayıp bir, bir tane yapmamız yeterli. Toplayıp göndereceğiz. Bizde de soya fasulyesi var. Neyse ki, neyse ki var. O zaman hızlı bir şekilde bunu yapabiliriz. Burada şu fabrication'ı da artık 3. seviyeye kadar getireceğim. Yüzde kaç olmuş? Yüzde 91. Bunu 3. seviyeye kadar getirebilirim. Bunu tamamlamamız lazım. Zaten hayat amacımızda da yine bizden istediği şey bu. Yani 3. seviyeye getirirsek her ikisinde yapmış bulunuyoruz. Burada geri dönüşüm şeyini kullanacağım. Önce şu işimizi halledelim. Aa Veronica <laughs> Veronica sürekli bizi bir yere çağırıyor. Şimdi bunun olmasını bekleyeceğiz. Aa süper. Şeyde meyve suyu da 3. seviyeye kadar geldik. Yani bu demek oluyor ki daha fazla iş alabiliriz. <laughs> Harika oldu. Şimdi oy olana kadar ben bir şurada otur otursam mı? Gel yani o olana kadar şurada bir oturalım. Ben burada çiçek falan da yapmıştım. Aa bu işte. Evet 6 simelana sat bunu. Zaten çok kötü yapmışım ama neyse. Şurada görmüş olduğunuz o yeşil şey var ya bu dolduktan sonra tamamlanmış oluyor. Sonra işte şuradan alıyor. Yani güzel bir e, görünüş olarak ve animasyon olarak gerçekten güzel. Mum yapma olsun e, geri dönüşüm olsun çok tatlılar. Orada oturacağımızı acaba şurada geri dönüşüm mü yapsak recycle gel teleport yapacağım. Bugün geleceksin umarım. <laughs> Heh geldi. Hadi artık şunu üçüncü seviyeye kadar getir Ari. Yüzde doksan bir mi? Şaka mı? Hector'la takılmak istiyormuş. Bu kim arkadaş? Tamam git takıl. Evet evet bu tamamlanmış. Bunu toplamamız kaldı sadece. Onu topladıktan sonra müşteriye göndereceğiz. Umarım sıkıntı çıkmaz. Tamam süper. Fabrication'da 3. seviyeye kadar geldik. Süper oldu. Peki hayat amacımız da 5. seviyeye kadar falan gelmemiz gerekiyor. Ve 5 tane fabrication'da 3, 5 tane işte obje şeyi kullanacağız. Bir de şu boya şeyiydi galiba. Ondan sahip olmamız gerekiyor. Tamam gayet güzel oldu. Bunu craftlıyorsun. Bu birazcık daha uzun sürüyor. Ay güzel yüzde on iki. bu. <gülüyor> Bu tarz şeyler olabilir Ari. Yapacak bir şey yok. Gayet güzel görünüyor. Geriye sadece müşteriye teslim etmek kaldı. Ee, kaç tane teslim edeceğiz? Gerçi bir tane var. Bir tane teslim ediyorduk galiba. Onu hemen... Harika! Sorun çıkmadan gönderdik. Game changer mı <laughs> O zaman artık bence düğün için çiçek bakmaya gidebiliriz ve Veronica'yı da yanıma alacağım. Kendimize böyle bir tane çiçek alalım gelinlikle birlikte. Evet, geldik. Fakat nereden geldik böyle? Aa, burada şeyler de var. Düğün yani düğün yapabilmemiz için. Yalnız şu döşemeler de gayet güzel duruyor. Bunları evde falan mı kullansam? Ee, kapısı. <laughs> kapısı nerede buranın? Veronica'nın bizden daha önce gitmesi. Evet, şimdi geldik buraya ve şimdi burada çiçekler var. Çiçekler gelinlikte kullanacağımız çiçekler bunlar. Bunu ben niye alamıyor muyum? Lütfen buraya şey olarak yaptığımı söyle. Satış yeri. Ee, ben burayı satış yeri olarak ayarlamadım mı acaba? Satış yeri olarak ayarlamamış olabilirim ve nedense bende şu. E, free Enable Free Builds çalışmıyor. E ben ne yapacağım? Bunları nasıl satın alacağım? Bunu böyle elinde tutsan olur mu? <laughs> ha pardon o atmak değil mi? Ben bunu böyle elimde götürsem ne olur? <laughs> yani çok şey bedavaya geldi gerçi. Tamam o zaman direkt bu çiçeği alalım ve gidelim. Çünkü başka bile bilemedim. Herhalde buraya bir şeyler satmak için dükkan olarak ayarlamamışım. Altıda gelecekmiş. Ha çok az kalmış. Evet evet baya az bir zaman var. Ha geldi. Uuu iyi para getirdi. Tamam tamam gidiyoruz. Evet Ari'cim gidelim. Hey Ari. Ari bagamı mı girdin? Çiçeği alır mısın? Eee Ari Ne oluyor şu an? <laughs> ya bu ne kadar saçma. <laughs> tamam farkındayım. Ee, bunu alabilir misin? <laughs> Sana kesinlikle reset atmam lazım. Güneş de batmaya başladı. Çok güzel bir manzara var. Gerçi biraz parlıyor ama neyse olsun. Birazdan batacaktır güneş. Buraya gelsinler. Teleport yapayım. Caleb da teleport. Caleb sen neden üzgünsün? Üzülmek yok. Evleniyoruz. Şimdi üzerlerini ben de... Ee, çiçek nerede? <laughs> Çiçeğim. Evet Caleb'la birlikte bekliyoruz. Ee, kızımızı gelinliğiyle birlikte şimdi elinde çiçekle. Umarım bugün gelecek. Ve şu an evlenmeye çalışacağım. Bir sorun çıkmazsa eğer mutlu olurum. Çünkü güzel bir manzara var. Bütün zamanımız bu dünyada geçti. O yüzden e, aricim yanlış yere koşuyorsun herhalde. Yok. nereye bakıyorsun arı? Evet arı. Güneş de battı ama neyse. Evet sonunda arı ile Caleb neyse ki e, bir sorun çıkmadan evlenebilecekler diye düşünüyorum. Artık evlenelim ya gerçekten. Bunu kesinlikle yapmamız gerekiyor. Şöyle gelsinler birazcık romantik şeyler yapsınlar. Bu çalışıyor mu acaba? Merak ettim bir deneyeceğim. Onu indirdim ama çalışmıyor da olabilir. Tamam gel öp. Hayır bu tarafta lütfen buraya bak. Ee, tamam çalışıyormuş. Şu havalanarak öpme yapalım. Hayır çalışmıyormuş. Tamam çalışmıyor. Tamam. Artık evlenelim. Sonunda evlilik. Ah be, güneş battı. Güneş batmasaydı iyi olurdu. Güzel bir görüntü vardı. Peki. Artık evleniyorsunuz. Hep bu anı bekledik. Uzun süredir bekledik hatta gerçekten de. Bütün zamanımızın geçtiği bu dünyada böyle e, birlikte hani evlenelim. Bu da bir anı olarak kalsın bize. Umarım yüzüğü kalıp takıyordur. <laughs> yani daha romantik olur. Evet. Aha. Aha harika. Nasıl parlıyor? Ve sonunda <gülüyor> evlendik. <gülüyor> çok güzel oldu. Çok çok güzel oldu. Evlenene kadar canım çıktı. <laughs> Evlenene kadar çok zor şartlar altında ee, bunu yaptık ama ama neyse ki gel bakalım evlendik. Diyor ki wow, evlilik harika diyor. Gerçekten de çok güzel bir şey oldu diyor. Beni gülümsetiyorsun. Bütün günümü sana ayırabilirim. Bunun için teşekkür ederim dedi. Çünkü birbirlerini gördüler, birbirleriyle karşılaştılar bu evsiz dönem, evsiz zamanlarında ve gayet güzel oldu. Sade bir düğün oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım ki bölümü beğenmişsinizdir. Artık evlendiğimize göre bir eve çıkabiliriz ve sırada minik bir ev yapmak, mikro ev yapmak, aynı zamanda bu evde yaşamaya devam etmek ve bir çocuğumuzun olması kaldı. Bakalım Ari'yi daha neler bekliyor? Onu da diğer bölümlerde göreceğiz. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Sensitive, feel the afterglow. Looking for things that I can't control. Fear from my past, cause it always shows. Do I wanna try? Can I let it go? Running from the past, wanting to be sure.